Oyunculuk nasıl başladı sana? Oyunculuk da şöyle, şimdi işte mesela Cem Yılmaz'ın oyunları oluyor. Ben orada Cem Yılmaz'ın oyunları olmaz ama tiyatroda gene ekstra mesela Yılmaz abi ben bir yere gittiğim zaman şoförlüğümü de yapabilirsin diyor. Şoförlüğünü yapmaya başladım, gittim geldim falan. Bir gün ben böyle tulumlar içerisinde ve dekor mekora yardım ederken hiç unutmuyorum. Yılmaz abi merdivenden inerken dedi ki ne yapıyorsun böyle tulum vardı üstünde. Dedim abi çalışıyorum falan. Dedi gel sinemaya gidelim. O arada Yılmaz abi hep tiyatroya gelip yazıyor yani hep gelip yazıyor. İskot'ta odası var falan. Ben biliyorum bir şeyler yazdığını ama bilmiyorum ne olduğunu. Yani bir tiyatro oyunu bir şey yazıyor. Sinemada gidelim derken sinemaya gittik. Sinemada da film izlerken film ara oldu ya. Dedi sen filmi beğendin mi? Abi dedim alt yazı ben takip edemiyorum. Şimdi alt yazıyı takip edeyim. takip edeyim. Görüntü gidiyor dedim. İki sefer izlemem lazım. Hadi dersin haklısın falan. Neyse araya çıktı falan. Dedi ki sıkıcı bir film zaten abi. Neyse filmi izleyip sonra ben dedim ki Yılmaz abi tam keyifli bir anı dedim söyleyeyim mi? Abi dedim ben kendime çok güveniyorum dedim hani gerçekten sen bana mesela ufak da bir rol versen bak versen oynayayım. Baktım ki yapamıyorum yapamıyorsun değersin ben zaten görevim hazır ben her işim var benim yaparım. Yeter ki yani beni bir yerde dene. Tamam dedi dersin öyle kamera karşısında öyle her şey yapamazsın falan filan. Sonra baktım bir deme tiyatroda böyle kahvede ol burada otur falan. İşte okey oynayın arkada. Normal hakerde nasıl okey oynuyorsanız. Mikremin çıtır önde oynuyor falan. Böyle şeyimiz vardı hani biz böyle arkada oynarken figüran, falan. Evet. Hemen hakeri arıyordu. Anne baba ben bir deme tiyatroda beni izleyin falan. Söylüyordum ben onlara. Öyle yavaş yavaş böyle roller verdi ama o ara bana bir şeyler oluyor diye bir oyun yazıyordu. Bana bir şeyler oluyor diye bir oyun. O oyunda da işte bana bir şey yazılmamış aslında. Ben söylemişim ona. O bir deme tiyatroda bana şans verdi. Sonra bana bir şeyler oluyor provası. Bir buçuk ay sürdü çünkü dekoru falan. Demet Akba, Altan abinin mesela müthiş bir tiratı vardı. Yani halen hani acayip bir şey. Onu hep böyle perde arasında izlerdim. Nasıl oynuyor mesela, nasıl şey yapıyor. Galasına bir gün kala, seyirci galasına bir gün kala. Bizim Celal Tak var tiyatroda mesela. Allah bol şifa versin. Mesela bir tarafı komple felç oldu. Oyunun çıkmasına iki gün kala. Sonra onun yerine kim geçsin, onun yerine kim oynayacak? Çünkü iki gün kalmış, üç gün kalmış oyunun çıkmasına. Yılmaz düşündü. Ersin dedi oyuna. Ben de tolum şeklinde böyle çalışıyorum falan. Ersin'i çağırın dedi bana. Ben de çağırdılar beni bir geldim dedi ki al şunu dedi oku ezberle dedi. Sen bunu bir oyna. Sonra Demet'e söyledi, Altan Hoca'ya söyledi. Ersin yapın dedi, yapar bence. Neyse üst kota çıkardılar beni böyle ezber yapacaksın falan. Deniz Özerim onu hiç unutma. İşte çay, kahve, muhabbet hem ezber böyle yapılır, şöyle yapılır falan. Ezber yapın. Ben dedim sen beni biraz da yalnız bırakırsan ben belki daha çok çabuk ezberlerim. Ezberledim ve çıktım müzikli prova. Çıktım oynadım. Herkes çok beğendi dedi ki. Demek sana nasipmiş falan. Öyle. Ben bana bir şeyler oyununda 550 oyun oynadım. Turnelere gittim sonra. Peki paranda fark oldu mu? Oldu tabii. Kazandım. Artık çok iyi para kazanmaya başladım mesela. Ondan o oyunda sonra. Hem oyuncu olarak hem teknisyen olarak para kazanıyordum. Ve sonrasında da Cem Yılmaz'ın bir reklam şeyi oldu mesela. Reklam filminde oynadım. Reklam filminde derken oynadım. Zaten o da, alıp başından o da geldi mesela. Reklam filminde çok tanındım mesela. Tiyatro oyununda tanımadım, reklamda tanındım. Ben şimdi tiyatroda bazen böyle izmarit içeriz seyirci dışarıda. İzmaritleri süpürüyorum falan. Ben Cem Yılmaz'ın reklamlarında mesela oynamıştım. İnsanlar bu falan elimde. Yaptılar bir de. Ben fırçayı bırakıp mesela fotoğraf çekiyordum. Hadi canım orada çok hoşuma gidiyordu. Yani. Fırçayı böyle kenara bırakıp şeyle. Sonra ne zaman bırakmaya karar verdin peki? O yavaş yavaş oldu. Ben o sistemi işte o yüzden seviyorum. Mesela şimdi yoğunluğum artık oyunculuğa geçiyor ya. Mesela bana bir şeyler oluyor da hem oyuncu dekorda taşıyorum mesela. Tanınıyorsun. Evet abi. İki tır kamyon gidiyor mesela. Biz o kamyonları yüklüyoruz. Kamyonlarla beraber İzmir'e gidiyoruz. İzmir'de mesela 7-8 gün turne varsa kamyonları boşaltıyoruz, dekoru kuruyoruz ve oynuyorum. Tekrar topluyoruz, araba yüklüyor ve benim görevim buydu. Sonra yavaş yavaş bunlar eksilmeye başladı. Çünkü oyunculuk kısmına geçince, reklam olunca, doğal ondan olarak sonra dizi olunca tiyatro kısmı biraz yavaş yavaş bıraktım hani. İstersen tabii ki canım yani. Şu anda da yapıyor olabilir miydin mesela? Yani bir demek bir çok güzel hareketler konusu da mesela çok güzel hareketler konusu açıldı Yılmaz abinin projesi.